Ben Güven İslamoğlu, Yeşil Dağ programı ile yine karşınızdayız. Bosna'da, Mostar'da değiliz. Çok benziyor ancak Manisa Demirci'deyiz. Güveli Köprüsü. İkisini de Osmanlılar yaptı. O bakımdan kardeştir, kardeş köprüler. Mimarisi de çok benziyor. Aslında bu köprünün başka bir hikayesi var. Onun için buraya geldik. Manisa Demirci'ye geldik. Yunanlara büyük zayiat veren Türk milislerin, sivil güçlerin karargahı burası. Onları tanımak istedik, akıncıları tanımak istedik. Buraya gelince de çok farklı hikayelerle karşılaştık. Bu hafta Manisa Demirci'nin hikayesini ekrana getireceğiz. Demirci'nin havası da bize çok iyi geldi. Size de iyi gelecek diye umuyorum. Badem deyince aklımıza hep Datça gelir ama şu anda Ege ile İç Anadolu'nun tam kesiştiği noktadayız. Ücra bir noktadayız aslında. Demirci'deyiz. Burada da her yer badem bahçesi. Gerçekten şu anda da hasat zamanı. Kolay gelsin. Merhabalar, nasılsınız? Ha, bu sıcakta burası gene şeymiş yani. Biz böyle şey, badem deyince aklımıza hep Datça falan geliyor. Böyle bahçe, domates, biber gibi bir şey değil bu ağaç. 10 senelik, 12 senelik ağaçlarım benim bunlar. Yeni mi diktiniz bademleri, yok eskiden beri var mıydı? 12 yaşında ağaçlar. 12 yaşında. Eskiden ne dikiyordunuz? Eskiden ekin ekiliyordu. Buğday ekiliyordu. Arpa, nohut. Öyle bir şeyler. Şimdi arpa, nohut da pahalandı. Bu daha mı iyi para ediyor? Bu daha iyi. Daha iyi. Evet, bu daha iyi. He. Daha hepsi iyi gelmiyor kardeşim. Ben yaşlandığım için iyi gelmiyor bana. Daha yaş kaç ya? Yaşım kaç? 67. 67 mi? Vallahi 40-45 gibi gösteriyorsun. 67 yaşım. Maşallahınız var. 67 sayıldı. Nohuttan bademe geçmek zor oluyor mu? Hayır, hepsi bir ürün, zor olmaz ki. Hepsi bir ürünlenme. Mecbur yapacağız, ne bir çaresi yok. Bunlarla uğraştıktan sonra biz. İdaresi neyse onu yapıyorlar. İdaresi. Evet. Hangisi kolaysa. Tamam. Ne kadar şey bu sene, nasıl hasat? Çok güzel bu sene. Allah bilmeyerek etmesin, çok güzel. Bunlar yerli mi, yabancı mı bu şey badem? Bu çıtır badem. Çıtır badem? Bu bak böyle kırılan ve böyle tamam, çıtır şey badem. Olan bir badem. Bir de bunu kurutacaksınız herhalde. Evet, seriyorum oraya, kuru diyorum. Kime satıyorsunuz bunu? Vallahi müşteriye satıyoruz. Pazar yerlerinde satıyoruz. Toptan almaya gelenlere satıyoruz. Kaçtan gidiyor şimdi kilosu? Vallahi evet sene. Şu şey yaş olarak. Bu şekilde satıyoruz biz bunu. Hı. Bu şekilde bu sene bunun bilmeyen piyasası ne olur? Son malımı, evet seneki son malımı ben bu sene 80 liradan sattım. Kilosunu. Ama şey oldu, kırılmamış halde. Kırılmamış da bu şekilde. Hı. Bu kuruyor, orada serdim bak. Bu şekilde kuruyor bu. Kuruduğu zaman müşteriye bu şekilde satıyoruz. Tamam. Hayat nasıl geçiyor? Ey be şükür, yaşıyoruz burada. Emekli olduk. Buralara aldıydım da ben 15 sene önce. Çalıştım, çabaladım, hepsini yetiştirdim. Orada 50 dönüm yerim var. Karşıki zeytinliğim var, cevizliğim var, bademlik. Burası kiraz, elma, kayısı hepsi var. Bir tek cennet elması yok şu arazide. O da bir türlü çıktım, tutturamadım. Yaş kaç? Yaş 86. Maşallahınız var. Evet. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? 65 senedir yapıyorum, çalışıyorum. Şimdi nasıl işler? Şimdi işler bir
binmek pitte işler şimdi. Son sıralarını yaşıyoruz. Hayvan da kalmadı, yaptıracak da azaldı. Eskiden 15-20 tane semacı vardı. Köylerden sıraya alırdık. Şimdi her tarafı araba, bir tane merkep kalmadı. Herhalde bir iki sene kadar temelle bitecek herhalde. Yaklaşık 20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu mesleği yaparken semerci sayısı biraz daha fazlaydı. Son 2 yılda bu yaptığım ikinci röportaj. Diğeri artık turizme hizmet ediyordu. Onun da yaşı çok geçmişti. Bırakmak üzereydi. Son 2 semerci diyelim. Yani benim görebildiğim son 2 ya da 3 semerci. Seneye belki de hiç kimseyi bulamayacağız. Semercileri bulamayacağız. Bunu yaşatmak lazım ama bunu nasıl yaşatacağız? Hayvan kalmaz. Bundan sonra çalışacak adam da yok. Hayvan da azaldı. Köylerde herkes motorleşiyor tabii. Demirci'ye geldiğimizde ilginç bir manzarayla karşılaştık. Daha önce Yağcı Bedir halıları yapmıştık. Burada da halı var, yünden yapılan halı var ama bunlar devasa halılar. O büyük otellerde gördüğünüz, camilerde gördüğünüz halıları Demirci'de yapıyorlar. Burada yaklaşık 20'ye yakında atölye var. Neredeyse yurt içi ve yurt dışındaki camilerin tamamının halıları burada dokunup gidip döşeniyor. Burada devasa bir halı döşeniyor. Nedir burası? Evet. Burası yün, cam halı, yün makine halısında cam halısı da üretiyoruz. Demirci olarak. Yün halı da tüm büyük camilere, yurt dışına, yurt içine halı seriyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz demirci olarak. Entegre tesisiz aynı zamanda. Peki sadece cami mi? Cami değil, yurt, cami, otel, duvardan duvara evlere de halı yapabiliyoruz. Ama genelde böyle cami ve yurt. Nereden aklınıza geldi? Nasıl başladı bu iş? Şimdi bu iş dededen toruna. Bu demircimizin bir atadan gelen bir sanatı. El alısından, el alıcılığıyla üretiliyordu. Daha sonra hiç makineye döndü. Kaç cami dalınız vardır? Vallahi binlerce vardır yani. En büyük hangisi? Çamlıca'dakini siz yaptınız diye duydum. Demirci olarak yaptık biz onu. Ha, bütün halıcılar birleşip tabii, yaptınız. Demirci olarak yaptık. Tek parça değil oradakiler, tek birkaç. Tek parça değil. Tamam. Aslında Demirci'de yaklaşık 20 tane bu şekilde çalışan fabrika var. Ve tüm Türkiye'nin camilerini, yurtlarını yapıyorlar. Bunlar yün ama kök boya değil, değil mi bunlar? Hayır, kök boya değil. Peki merak ettim. Cami halısı demek bir özelliği mi var halında? Yün olduğundan dolayı özelliği var. Yün, nem mi almıyor? Ne? Tabii nem almıyor. İnsan üzerindeki elektriği alıyor. Yünün özelliği doğasından öyle. Tabii tabiatından öyle. İnsan vücudundaki elektriği alır. İnsanı rahatlatır. Tabii cami cemaatlerde bu kalabalık olduğundan, yoğun olduğundan yün halı tercih ediliyor. Biraz da uzun ömürlü oluyor. Düşesi yumuşak oluyor. Temizlemesi daha zor değil mi yünün halı? İlk zaman zor olabilir ama daha sonra kullanıcı halı parlar. Camide secdeye varırken evet. onu hissetsin diye yünü hissetmek daha mı kolay? Aynen öyle. Burası zamanında Akıncı müfrezelerin merkeziymiş. Doğru mu? Doğrudur. Nedir bu hikaye? Şimdi Demirci Kurtuluş Savaşı'nda Ankara hükümetine bağlı en ileri karakol. Dolayısıyla buradaki kurtuluş faaliyetleri Demirci merkezli olarak yürütülmüş. Yani buraya Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yer diyebiliriz. İlk meydan muharebesinde zafer kazandığımız meydan savaşı Demirci'de, Demirci topraklarında. Ve Yunan hiçbir zaman için burayı işgal altında tutamamış. Ankara hükümeti Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'yı bu müfrezeleri gerilla faaliyetlerini yürütme için gönderdiğinde
iyi bir aydın olan İbrahim Ethem Akıncı teşkilatçı aynı zamanda. Bölgedeki bütün Kuvayi Milliye güçlerini topluyor ve organize bir direniş gösteriyor. Demirci 7 il 28 ilçedeki kurtuluş faaliyetlerini Bursa Mustafa Kemal Paşa'ya kadar, yani Kirmas'tı o günkü adı, oraya kadar demirci merkezli müfrezeler sorumlu. Her müfrezede kendi sorumluluk alanında düşmanı zayıflatacak, onları meşgul edecek, yıpratacak faaliyetlerini sürdürüyorlar. Kurtuluş Savaşı'nda ve akabinde Sakarya Meydan Muharebesi'nde çok büyük katkıları oluyor. Yani Yunan kuvvetlerinin Sakarya'ya tahkimat yapmasını, asker sevk etmesini, topçu birlikleri sevk etmesini, böyle silah sevk etmesini engellemiş oluyor. Bir tümen Yunan askeri bu bölgeden ayrılamıyor sürekli demirci akıncıların taarruzları neticesinde. Kaç kişilik bir grup? Bu zaman zaman 1000 kişiye kadar çıkıyor. Minimum 150 kişi, yani en az olduğu dönemlerde 150 kişilik grup, ama sayıları 1000'e yaklaşıyor. Yani bu akıncılar Osmanlı döneminde Serhat boylarındaki akıncılarla demirci akıncıları aynı milletin fertleri ama farklı kavramlar. Yani demirci akıncıları daha ziyade Yunanlı'nın Anadolu'yu işgal süresinde yapılan en sivil direniş, o şekilde ifade etmek lazım. Şimdi bunları ben çok sık görüyorum ama bazı süs amaçlı, bazısı hala kullanılıyor. Siz ne amaçla üretiyorsunuz bunları? Bizim ürettiğimiz çanlar hem süs sektöründe hem hayvan sektöründe kullanılıyor. Küçük çanlar, parlak çanlar, genelde bu çanlar süs sektöründe. Hı hı. Ama hayvan sektörü içinde farklı çeşitler yapıyoruz tabii. Şey nasıl ya, piyasa nasıl? Piyasa normal, yapan az olduğu için normal, işimiz var, yetişemiyoruz. Bütün arkadaşlar aynı şekilde, yapan arkadaşlar aynı şekilde. Türkiye'de toplam 5 kişi diyeyim size yapan. Ha, öyle mi? Evet. Ya şu bu çanı nerede görüyoruz ya? Gördüğümüz yerde 5'inden biri burası. Demirci ana menbaası. Ana menbaası. Ana yurdu demirci çan. Kaç yıldır yapılıyor bunlar? Tam tarihi belli değil. Osmanlı zamanından beri süre gelen. Ama demirci de soyadı kanunundan beri yapıldığı bilinmekte. Şimdi adı demircinin ismi buradan bir yerden mi geliyor yoksa? Demircilikle bağlantı kuruluyor ama... Siz nasıl öğrendiniz bu mesleği? Ustandan öğrendim. Ustada? Tabii, Çıralık'tan yetişmekteyiz. Peki püf noktası var mı? Bunlar bakır mı? Ne bu? Bu bakır kaplama. Bakır değil. Püf noktası elbette var. Uzun emek isteyen, uzun... Ben 10 yıl bir Çıralık'ın ardından başladım ustalık kısmına. Yani bunu böyle çaldığınız zaman bir tanesini çalar mısınız? Yani ne özelliği, ne ses çıkartması mı? Kendine özel sesi, akordu var. Bu şu anda bitmiş vaziyette çanlar. Bunlar paketlenip kargoyla yola çıkacak. Bu nereye gidecek? Bu Gümüşhane'ye gidiyor. Gümüşhane. Hı hı. Yani insanlar kapıya mı koyuyorlar? Ne yapıyorlar bunları? Bunlar hırdavatçılar perakende olarak satışını yapmakta, hayvan sektörüne ulaşıyor bunlar da. Ha, hayvan sektörüne. Yani genelde küçük boylar süs sektörüne gidiyor. Ya dışarı keçi koyun. Tabii. Balık tutanlar oltasını da kullanıyor, ava giden av köpeğini de kullanıyor. Veya boncuklu süslemelerde kullanılıyor.